Geçelim siyasetin gündemine. Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı demiştik. Gündem elbette seçim. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi cumartesi günü ziyaret edeceği bilgisi var. A Haber ekibinden Mert Hacıaleoğlu da şu anda HDP'nin önünde. Mert, söz sende. Manuel, HDP'de MYK toplantısı halen daha devam etmekte. Bu toplantıdan aslında HDP adına ve özellikle altılı koalisyona katılacaklar mı? Bu konular üzerine aslında önemli konuların ele alınması beklenmekte. Evet, CHP Genel Başkanı ve aynı zamanda altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart günü HDP'ye geleceği belirtildi. Bu belirlenmiş durumda. Kameraman arkadaşım Barış Yardan çok kısa rica edeceğim, şöyle binayı çok kısa bir göstersin. Çünkü zaman zaman hareketliliğin de bölgede olduğunu belirtelim. Girenler çıkanlar oluyor. Kuşkusuz şu an itibariyle toplantı halen daha devam ediyor. Toplantı sonra aslında bir açıklama olması beklenmekte. CHP Genel Başkanı ve aynı zamanda altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü gelecek dedik. Cumartesi günü 18 Mart biliyorsunuz. Çanakkale Zaferi ve aynı zamanda şehitleri anma günü. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek ve onların yapmış olduğu daveti 18 Mart tarihinde icabet edecek aslında ve burada HDP'ye destek isteyecek HDP'den. Özellikle HDP kanadının yapmış olduğu açıklamalar vardı. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın bilindiği üzere açıklamalarında özellikle doğrudan bize yapacakları bir ziyaret ifadesi kullanılmış. Yani dolaylı yoldan, arka kapıdan değil, ancak direkt bize gelerek yapacakları açık bir ziyaretle birlikte kararımızı daha sonra yapacağımız değerlendirme sonucu vereceğiz. Bu yol haritasında HDP kanadı ya kendi adayını çıkaracak ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Bu hususta zaten MYK toplantısında da bu konuların ele alınması beklenmekte. Öte yandan bilindiği üzere HDP'nin kapatılması noktasında bir dava süreci var. Hala hazırda devam etmekte olan, terörden tutuklu bulunan HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız sosyal medya hesabı üzerinden Yeşil Sol Parti'nin logosunu paylaşmıştı ve bunu artık alışın bu logoya ifadesini kullanmıştı. İşte HDP şimdi bu kapatılma konusuna tedbiren Yeşil Sol Parti üzerinden seçime katılabilir, seçime gidebilir. Bu husustaki değerlendirmelerin de yine arkamızda gerçekleşmekte olan MYK toplantısında ele alındığını belirtelim. Önümüzdeki süreç neleri gösterecek hep birlikte göreceğiz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart tarihinde yapacağı, HDP yapacağı ziyaret kuşkusuz önemli olacak. İttifak, daha doğrusu altılı koalisyon yedili olarak, daha doğrusu gizli ortak bu sefer açık bir şekilde masada mı olacak? Bunu da net bir şekilde göreceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Mert, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için.